Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, neben zat çoğul ifadesiyle neben konusunun 6. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda opvol bağlacının cümleye katmış olduğu anlamı ve cümlenin yapısında meydana getirdiği değişiklikleri işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce yine konuyla ilgili temel bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 1. Nebensatz nedir? Nebensatz cümle içinde cümle demektir. Temel cümleleri anlam bakımından tamamlayan yardımcı cümlelere denir. Bu kavramın Türkçe karşılığı yan cümle veya yan cümleciktir. Yan cümle niçin kullanılır? Birden fazla cümleyi tek bir cümlede birleştirip cümlenin anlamını ve akıcılığını güçlendirmek için kullanılır. Peki yan cümle nasıl oluşturulur? Yan cümle Türkçede fiilimsi denilen ekler ile oluşturulur iken bu fiilimsi ekleri isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3 ayrılır arkadaşlar. Almanca'da temel cümlelerde ikinci pozisyonda yer alan fiilin cümle sonuna götürülmesiyle oluşturulur. Neibenzatsların kullanım alanları nelerdir? Neibenzatslar arkadaşlar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Biz bu videomuzda arkadaşlar konjüksiyonun veya konnektörün denilen bağlaçlara bu bağlaçlardan da obwohl bağlacına odaklanacağız. Almanca'da bağlaçlar arkadaşlar Neibenzats açısından ikiye ayrılır. A. Neybenzats oluşturan bağlaşlar. Ki bunlara neybenzatsı konjüksiyonun denir. Bunlar şunlardır. Weil, da, damit, wenn, falls, sofern, das, obwohl, indem, während, als, nachdem, seit, seitdem, bis, before sobald ve solange. Neybenzats oluşturmayan bağlaçlar ise şunlardır. ABA, DEN, ODA, ZONDERN ve UNT. Bu temel bilgilerden sonra arkadaşlar konumuza geçelim. Ee, dedik ki arkadaşlar bu videomuzda Opvol e, bağlacının e, cümleye katmış olduğu anlamı ve cümlenin yapısında meydana getirdiği e, değişiklikleri işleyeceğiz. Opvol e, ne demektir arkadaşlar Türkçe'de? E rağmen manasına gelen bu bağlacı birbirine zıt iki durumu aynı cümle içerisinde anlatmak istediğimizde kullanırız arkadaşlar. Örnek cümlelere geçmeden önce tekrar edecek olursak arkadaşlar Türkçe'de de Almanca'da da bağlaç dediğimizde birden fazla cümleyi veya birden fazla kelimeyi birbirine bağlayan kelimeler aklımıza gelecek ki neyi benzetse oluşturan ee, ...bağlaçlar genel itibariyle cümleleri birbirine bağlar. O halde bize her zaman en az iki tane cümle gerekiyor. Bunlar temel cümle olacak ancak... ...bağlaç ile birlikte kullandığımızda... ...birisi temel, diğeri de yan cümle olacaktır. Hangisi yan cümle olacaktır? Tabii ki bağlaçın içinde kullanıldığı cümle. Peki, ee, Navel Z'si oluşturan bağlaçların özelliği neydi? Bu bağlaçlar cümle içerisinde kullanıldığında... Özneden sonra ikinci pozisyonda kullanılan fiil ne oluyordu arkadaşlar? Cümlenin sonuna gidiyordu. Evet şimdi örnek cümlelerimize geçelim. Birinci cümlemiz işhabı kayn geld. Ne demek arkadaşlar bu? Benim param yok. İkinci cümlemiz işverde in Urlaub farın. Tatile gideceğim manasına gelen bir temel cümle. E, Opvol iki zıt e, durumu aynı cümle içerisinde anlatmak istediğimizde kullandığımız bir bağlaç idi. Burada zıt bir durum söz konusu. E, tatile gitmek için neye ihtiyacımız vardır? Paraya. Benim ise param yok. O halde arkadaşlar şöyle bir cümle kuruluyor. Opvol iş Geld habe, verdi iş in urlaub farın. E, bu cümlenin Türkçesi param olmamasına rağmen tatile gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi kırmızıyla e, renklendirdiğimiz opvol bağlacı Almanca'daki Türkçe'de cümleye e rağmen manası katmıştır. Ve opvol bağlacının kullanılmış olduğu cümlede iş öznesinden sonra gelen haben fiili cümlenin sonuna aktarılmıştır. Daha sonra ikinci cümle werden fiiliyle başlıyor. Werde ich in Urlaub fahren. Geçelim arkadaşlar ikinci örneğimize. Mein Sohn hat viel gelernt. Ne demek bu? Oğlum çok çalıştı. Bu gelen fiili arkadaşlar ders çalışmak manasında kullanılıyor. E, lernen normalde öğrenmek demektir. Ancak Almanlar e, ders çalışmayı lernen fiili ile e, kullanılıyor. Geçmiş hali de gelernt'tır. Evet oğlum çok ders çalıştı. Er hat eine schlechte Note bekommen. O kötü bir not aldı. Dikkat ederseniz birbirine zıt iki durum söz konusu. Çok çalışmak ama buna rağmen kötü bir not almak. Şimdi biz bu iki cümleyi birbirine bağlayacak olursak opvol bağlacıyla şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Obwohl mein Sohn viel gelernt hat, hat er eine schlechte Note bekommen. Bu cümlenin Türkçesi Oğlum çok çalışmasına rağmen kötü bir not aldı. İşte Türkçe'de cümleye e rağmen manasıyla katmış olduğumuz anlamı Almanca'da biz ne yapıyoruz? Obwohl bağlacıyla cümleye katıyoruz. Ve eğer obwohl bağlacı ile kurulan cümle yani yan cümle önce kullanılacak olursa fiil en sona gidiyor. Daha sonra ikinci cümle yine fiil ile başlıyor. Ve böyle olunca dikkat ederseniz iki tane fiil yan yana kullanılıyor hem de aynı. Bunlardan bir tanesi birinci cümlenin öznesi Mein Zon'a ait. İkincisi arkadaşlar Mein Zon demiyoruz onun yerine üçüncü tekil şahsı kullanıyoruz. Ea. Er. Ea er, e, zamirine ait. Peki neden böyle oluyor? Çünkü e, bu tür durumlarda birinci cümlenin hepsi birinci pozisyon olarak kabul ediliyor ve Almanca'da ikinci pozisyonda fiiller yer alırdı. Bu nedenle ikinci cümle Fiil ile başlıyor. Ve hat hat iki tane fiil arkadaşlar yan yana kullanılmış oluyor. Cümleyi baştan sonra tekrar okuyalım. Bakalım arkadaşlar bu kulağa nasıl geliyor. Op vol mein sohn viel gelernt hat hat er eine schlechte note bekommen. Burada akla şu soru gelebilir arkadaşlar. Her ikisi de aynı fiil olduğuna göre bunlardan bir tanesini söylemesek olur mu? Hayır olmaz. Dediğim gibi bunların her birisi farklı öznelere ait. Birinci hat mein öznesine, ikinci hat ise Ea öznesine, e, üçüncü tekil şahıs öznesine aittir. Bu nedenle her ikisinin söylenmesi gerekmektedir. Geçelim arkadaşlar. Hasan ist krank. Örneğimiz birinci cümlemiz. Hasan hasta. İkinci cümlemiz geht arbeiten. O çalışmaya gidiyor. Dikkat ederseniz yine birbirine zıt bir durum söz konusu. Ee, çalışmaya gitmek ve hasta olmak. Ee, normal şartlarda hasta olan bir kişi evde oturur, e, yatar, dinlenir ve çalışmaz, işe gitmez. Ancak burada Hasan hasta, buna rağmen işe gidiyor. Ee, i̇şte bizim Türkçe'de buna rağmen kelimesiyle cümleye katmış olduğumuz anlamı biz Almanca'da ne ile katıyoruz? Opvol bağlacıyla. İki cümleyi bir araya getirecek olursak Hasan geht arbeiten obwohl er krank ist. Bu cümlenin Türkçesi Hasan hasta olmasına rağmen çalışmaya gidiyor. Fakat arkadaşlar Almanca'da bu iki şekilde kurulabilir. Yani önce temel cümle sonra yan cümle. Veya önce yan cümle sonra temel cümle gelebilir. Her iki şeklinde yazdım. Dikkat ederseniz fiillerin yeri nasıl değişiyor. Almanca'da fiillerin yeri çok önemli arkadaşlar. Hem, hem temel cümle için hem de yardımcı cümle için. Birincisinde arkadaşlar ee, bakın Hasan Gate arbeiten, ofvol er Krank ist. İkincisinde ofvol Hasan krank ist, Gate er arbeiten. Evet, ya temel cümlenin veya yardımcı cümlenin yerine göre fiillerin de yer değiştirdiğini bu şekilde gösterdikten sonra arkadaşlar geçelim diğer örneğimize. Ich habe problemi. Benim bir sürü problemim var. Ich bin fröhlich, ben mutluyum. Bir sürü problemin olması ve mutlu olmak normal şartlarda birbirine zıt bir durumdur. Biz bu iki zıt bir durumu aynı cümle içerisinde anlatmak istiyorsak opfol bağlacını kullanacağız. Ee, şu şekilde bir cümle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer yan cümleyi başta e, kullanmak istersek, Obwohl ich viele Probleme habe, bin ich fröhlich. Ama ben arkadaşlar eğer temel cümleyi başta kullanacak olursam, Ich bin fröhlich, obwohl ich viele Probleme habe. şeklinde iki cümle oluşturabiliyoruz. Bu iki cümlenin e, Türkçe karşılığı ise birçok problemim olmasına rağmen mutluyum. Yine arkadaşlar Almanca'da opvol ile cümleye katmış olduğumuz anlamı Türkçede biz e rağmen kelimesiyle cümleye katmış olduk. Evet arkadaşlar geçelim diğer örneğimize ve belki de son örneğimiz çünkü opvol o kadar zor bir bağlaç değil rahat anlayabileceğiniz, öğrenebileceğiniz, kavrayabileceğiniz bir bağlaç. Sadece bazen trotzdem diye bir bağlacımız var yine de manasına geliyor. Onunla karıştırılabiliyor ancak biz e, daha sonraki videolarımızda ikisi arasındaki farkı birbirinden nasıl ayırt edebileceğimizi de e, anlatan bir video yapacağız. Ancak bu videomuzda opvol e, bağlacının anlamını ve işlevini e, göstermek, anlatmak istedik. E, geçelim. Ich habe meinen Freund zu meiner Bu cümlenin Türkçesi arkadaşlar. E, ben arkadaşımı Düğünüme davet ettim. Burada arkadaşlar biraz uzun iki cümle vermek istedim. Yani konular anlatılırken genel itibariyle e, basit örnekler e, seçilir. Ancak ben e, şu ana kadar 3-4 tane örnek verdim. Hepsi basitti. Burada biraz daha işi zorlaştırmak istedim. E, geçelim ikinci cümlemiz. Mein Freund ist zu meiner Hochzeit nicht gekommen. Bu cümlenin Türkçesi ise benim arkadaşım düğünüme gelmedi. Dikkat ederseniz yine zıt bir durum söz konusu. Davet ettim ama gelmedi. Şimdi biz bu iki zıt durumu of vol, bağlacıyla iki farklı şekilde arkadaşlar iki farklı şekil derken e, bir tanesinde eee Nebensatz'ı önce kullanacağım. Diğerinde temel cümleyi önce kullanacağım arkadaşlar. Nebensatz'ı ile başlayalım. Obwohl ich meinen Freund zu meiner Hochzeit eingeladen habe, ist er nicht gekommen. Türkçesi arkadaşım davet etmeme rağmen düğünüme gelmedi. Bunun ikinci versiyonu nasıl olabilirdi? Şöyle. Mein Freund ist zu meiner Hochzeit nicht gekommen, obwohl ich ihn eingeladen habe. Yine anlam aynı. Arkadaşım davet etmeme rağmen düğünüme gelmedi ancak cümlenin yapısı farklı. Burada önce temel cümle, sonra yan cümle gelmektedir. Ve arkadaşlar geçelim kendimizi test etme bölümümüze bakalım anlamış mıyız. E, bu bölümde iki tane temel cümle vereceğim e, anlam itibariyle durum itibariyle birbirinin e, zıttı iki cümle. E, bunu e, bakalım e, opvol bağlacıyla nasıl birbirine bağlayacağız. Birinci cümlemiz De kunde hat die Stromrechnung bezahlt. Bu ne demek? E, müşteri elektrik faturasını ödedi. İkinci cümlemiz Dekundu hat aynı manung be common e, Manung arkadaşlar herhangi bir e, faturayı ödemediğinizde almış olduğunuz uyarı cezasıdır. E, bu cümlenin Türkçe'si müşteri bir uyarı aldı. Evet arkadaşlar birkaç saniye bekliyorum. Ondan sonra cevapları ekrana getireceğim. Bu esnada siz de videoyu durdurup e, cevabınızı yazabilir veya söyleyebilirsiniz. Daha sonra karşılaştıracağız arkadaşlar. Evet yeterince bekledik zannedersem gelelim cevabımıza. De hat aynı manuk bekommen, obwohl edi shtrumreshnuk salt hat. Bu cümlenin Türkçe'si arkadaşlar müşteri bir uyarı aldı elektrik faturasını ödemesine rağmen. Tabi dedik ya arkadaşlar bunu iki farklı şekilde Almanca'da oluşturabiliriz. Bazen temel cümle önce yan cümle sonra. E burada da öyle yapmışız. İkinci şekliyle önce yan cümleyi kullanırsak nasıl olur? Obwohl der Kunde die Stromrechnung bezahlt hat, hat er eine Mahnung bekommen. Bu da arkadaşlar ikinci şekliydi. Yani önce yan cümle sonra temel cümle. E bu cümlenin yine Türkçesi arkadaşlar değişmiyor. E müşteri elektrik faturasını ödemesine rağmen bir tane uyarı aldı. Evet bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonunda arkadaşlar yine sizden kanalımıza destek talebinde bulunacağız. Kanalımıza abone olmak suretiyle arkadaşlar bize destek vermiş Olursunuz. Şimdiden e, bu desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili diğer videolarımız arkadaşlar e, ekranda görüyorsunuz. Neibnzat oluşturan diğer bağlaçlarla ilgili videolarımızı da e, izlemek isterseniz arkadaşlar ekrandaki linkleri tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla karşınızda oluncaya kadar hepinizi hoşça kalın diyorum. Kalın sağlıcakla.